Sayın Sacit Ertuğ ve Sayın Ünal Soysal'ın mazeretleri var. Sayın Oğuzhan Ceylan'da görev... Kocaeli Sanayi Odası Ekim ayı meclis toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın konuk olarak katılırken Körfez Kartepe metro hattı gündem oldu. Meclis toplantısının ardından gündemdeki konuları değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükak'ın, "Bu sabah şehrimiz bir müjdeye uyandı. Kuzey metro hattı üzerinde uzun zamandır çalışıyorum. Kuzey metro hattı şehrin toplu taşıması için kritik bir çalışma. Dün gece resmi gazetede yayınlandı ve Cumhurbaşkanımız imzaladı. Eğer kararname çıktıysa mutlaka bu işler yürümeye başlar. Bu artık Kocaeli'nin kuzey metrosunun olacağını gösterir," dedi. Büyükak'ın güzergahı ile ilgili olarak, "Bu metro hattı Cengiz Topal Havaalanı ve Körfez Atılar Mahallesi arasında olan bir hattı. 32 kilometreydi. Ancak Milli İrade Meydanı ve Sembol AVM arasındaki kavis yolu toplam 35 kilometreye çıkardı. Cengiz Topal Havaalanı'nın yanında yapacağımız expo alanı olacak. Bu metro hattı aynı zamanda Güney Otoyolu'nun çıkış noktası. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı noktasında olacak. Körfez'de D100'ün üzerinde devam edecek ve çok az bölümde D100'e girecek," diye konuştu. Yine Kartepe'de bir istasyonumuz var. Sonra İzmit Doğu, Özlek ve Expo'nun bulunduğu bölgelerde de birer istasyon olacak. Şu anda birinci etapta toplam 18 istasyon düşünülüyor. 26.85 kilometrelik bir hat bu. Birinci kısmı ifade ediyorum. Yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir yatırım. 400 milyon dolar civarında metro araçları ihalesi ayrıca yapılacak. 80 tane metro aracıyla ilk hizmete başladığı yılda çalışma başlamış olacak. Yıllık, özür diliyorum, günlük 298 bin küsur, yani yaklaşık 300 bin yolcu taşıması öngörülüyor. Bu da kabaca yıllık 100 milyon, 101 milyon civarında yolcu taşıması anlamına geliyor. 2053 bu metronun hedef yılı, yani kapasiteye orada varılacağı düşünülüyor. Orada da günlük 490 binler mertebesinde yolcu taşıması hedeflenen bir metro hattı